Evet. Merhaba sevgili Vatan Yolu takipçileri. Uzun bir aradan sonra tekrar canlı yayına karşınızdayız. Aydın arkadaşlardan Deniz gelecek şimdi. Onu bekleyelim. Canlı yayınımıza başlayalım. Evet. İzin sezonu yaklaşmakta. O yüzden de bir takım bilgiler verelim dedik. Güncel, aktif olan bilgileri verelim. Siz de bunlardan faydalanın. Sorularınız olduğunda sorularınızı sorabilirsiniz. Bunları canlı yayının sonlarına doğru hepsini teker teker cevaplayacağız. Evet. Deniz, beni izliyorsun, şu an katılamıyorsun. Evet arkadaşlar, tap linkimizi sabitledim. Tap linkimizden bizlere tüm sosyal medya ağlarımızdan evet, tap linkimizden bütün sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Yani vekaletname, ondan sonra sticker satışımız başlamıştır. Bunun haricinde vinyette almak isterseniz online vinyette sayfalarını bulabilirsiniz. Evet, tekrar istek geldi. İsteği kabul ettim. Olmadı. Bunları yapalım. Tamam. Evet. Merhaba Deniz, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar, Deniz'e katıldığına göre canlı yayınımıza başlayabiliriz. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum cümleten hepinize. Demin başta belirttiğim gibi sezon öncesi genel bilgileri, güncel bilgileri sizlere aktaracağız. Sizlerin de soruları olursa bunları canlı yayının sonlarına doğru hepsini teker teker cevaplayacağız. Öncelikle arkadaşlar, vatan yolculuğunuza çıktığınızda WhatsApp yolcu grubumuza katılmayı unutmayın. Yani bizim gözetimimizin altında bulunursunuz. Size canlı destek verilir. Sorularınız olduğunda sorularınızı cevaplarız ve olası bir araç arızasında size yardımcı oluruz. Yani WhatsApp yolcu grubumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun haricinde pasaport, oturum kartı, ondan sonra araç sigorta, ruhsat, bunları kontrol edin. Yani bunları unutmayın. Çünkü yani bunu tabii izni heyecanı olan insanlarımız maalesef bazen unutabiliyor o heyecandan. Yani birkaç kere tekrar yani bir göz atmanız konusunda yarar var. Bunları unutmayın. Aksi takdirde yani tekrar eve geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizlere biraz bilgi verelim. Malumunuz bu Bulgaristan'da birkaç senedir devam eden inşaat vardı, yol şeyi vardı, inşaatı vardı. Bunlar tamamıyla bitti arkadaşlar. Yani bunun müjdesini verebiliriz. Tamamen yani Bulgaristan inşaatı bitti. Ondan sonra aldığımız duyumlara göre bu çevre yoluna tekrardan bir otoyol yapılıyor. Yani birkaç sene içerisinde bunun da biteceği söylenildi. Yani çevre yoluna da girmeden tamamen otoyoldan yolculuk yapabileceksiniz Bulgaristan'da. Hazır Bulgaristan demişken, Bulgaristan arkadaşlar gümrükte araç, ruhsat, ondan sonra sigorta, ehliyet, bunların hepsini kontrol ediyor. Yani bunları yani dikkat edin. Gümrüğe gişeye varmadan, sıra size gelmeden hazır tutmanıza yarar var. Yani bunu da böyle bilgisini verelim. Ondan sonra bu konuda sorular olursa Bulgaristan alakalı güzergah hakkında sorularınızı sorabilirsiniz. En sonuna bunları cevaplayacağız inşallah. Buyur Deniz, sözü sana vereyim. Evet, senin de demiş olduğun gibi işte evrakların önemi. Çoğu gurbetçimiz yola çıkmadan bir hafta önce, birkaç gün öncesinden bakıyor pasaport. Bilhassa Almanya'da
Aufenthaltstitel denilen belgelere, geçerliliğine. Bunları yani şimdiden kontrol etsinler ki o kısa süre zarfı kaldığında sıkışıklık yaşamasınlar. Bunu dile getirmemiz çok önemli. Aynı şekilde yine araç bakımlarını son ana bırakmadan bir an önce yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Yani şu an bir ufak bakım olsa da uzun kapsamlı bir bakım yaptırmaları önemli. Yollardaki araç arızalarını minimuma düşürmek için. Yine araç arızası olduğu takdirde yine biz WhatsApp yolcu grubumuzdan anlık olarak destek, çekici, tamirhane gibi desteklerimizi sunuyoruz. Şimdi güzergahlar biliyorsunuz ki önceden bildiğimiz Slavya güzergahı vardı. Serdar bunu zaten Bulgaristan'dan dile getirdi. Bulgaristan yıllardır bu inşaattan dolayı bekliyor. Deniz, internetinde sıkıntı var sanırım. Sesin yani çok boğuk geliyor. İstersen mobile geç. Yani internetinde sıkıntı var sanırım. Şöyle yapalım. Şu an sesin düzelme var mı? Evet, biraz düzeldi. Evet, şimdi. O zaman şöyle devam edelim. İşte güzergah alternatiflerimiz çoğaldı. Bu bildiğimiz Sırbistan, Bulgaristan rotası haricinde Makedonya, Yunanistan, İsviçre'nin alt, yani İsviçre kısmı, Almanya'nın alt kısmı, Fransa'nın alt kısmı olmak üzere gemi de tercih edilmeye çoğalıyor. Gemi güzergahını sık kullanmış birisi olarak ben birazcık o taraflardan bilgi vereceğim. Başlayalım. Yani İsviçre'den itibaren İtalya üzere Ancona, Bari, Venedik olmak üzere bu üç limana gidebiliyorsunuz. En mantıklısı Ancona. Sebebi şu şekilde anlatayım. Venedik'e gittiğiniz takdirde gemi süresi aşırı şekilde uzuyor. Bu 24 saat yani tüm bir güne kadar uzayabiliyor. Sizin de 2 saat önceden orada olmanızı falan eklerseniz bu 26-28 saatlik bir gemi serüvenine dönüşüyor. Ondan sonra Ancona haricinde Bari kısmından gemiye binecek olursanız bu Avrupa'nın üst yani İsviçre bölgesinden itibaren Bari'ye kadar yani bayağı bir kilometre yapıyorsunuz. Yani bu yaklaşık 1200-1300 kilometre. Ayrıca 8-9 saatlik bir gemi geçişiniz oluyor. Tam bir dinlenme yapamadan tekrar gemiden inip yola çıkıyorsunuz. Yunanistan'da İpsalak gümrük kapısına kadar yine bir 6 saat, 7 saat duruma göre 8 saatlik bir yolculuk yapıyorsunuz. Bunları totale birleştirdiğiniz bir kara yolculuğu yine mantıklı geliyor. O yüzden Ancona en mantıklısı olarak geliyor. Ancona'da şöyle yani sadece Ancona değil tabii ki Venedik, Bari dahil olmak üzere en az 2 saat öncesinden orada olmanızı tavsiye ediyorlar. Yani bu siz yarım saat önce de orada olabilirsiniz, 1 saat önce de. Ama ben şahsım olarak ben her zaman 4 saat öncesinden hesap yere çıkıyorum. Çünkü bende şu yok yani erken oraya vardım bekleyeceğim. Tamam check-in'inizi yaptırabiliyorsunuz. Ondan sonra serbestseniz ben genellikle sahil kısmına iniyorum veya merkeze gidip normal restorandan bir yemek yiyorum. Öyle vakit geçiriyorum. Çünkü izine koşuştan başlamayıp izine evden yola çıktığıma başlama taraftarıyım. Yani dinlene dinlene, geze geze tatilimi eda ediyorum bu şekilde. Erken varmanızın sebebi yani avantajlarından birisi de şu. Uçaklarda bildiğimiz overbook denilen yani fazla bilet satışı gemilerde aslında olmuyor. Ama son araçlarda yani son planlı araçlarda bu Ancona ve Gömenitse kartı veriliyor araç için. Son 10 araçta yanlış bilmiyorsam değişik bir renk veriliyor. Yani siz standby ticket verilmiş oluyor size. Şöyle ki yani gemiye yüklerken araç uzunluklarından veya park şekillerinden dolayı bazen tam olarak sığmıyor araçların hepsi. O zaman ne oluyor? Siz bir gün sonraya kalmış oluyorsunuz. Bunu yaşamamak için o yüzden erken varın, normal tiketinizi alın, normal giriş kartınızı alın. Online giriş yapın geminizdeki garanti olarak bir gün daha limanda geçirmek zorunda kalmayın. Yunanistan'da ben geçen sene giderken Yunanistan'dan gitmedim ama dönüş yolunu Yunanistan'da gemiyle kullandım. Yunanistan'da giderken yıllar önce biliyorsunuz ki Avrupa Birliği desteğiyle otoban yapılmıştı. İlk gittiğim senede yani yaklaşık 5-6 tane otoban gişesi vardı bu 666 kilometrelik serüvende. Şu an gişe sayısı 13-14'e çıktı ve bazıları daha inşaat halinde yani
daha da çoğaltıyorlar. Yani İtalya sisteminden çalışmıyor Yunanistan. Yani ilk başta girdim mi kart çek, otobandan çıkarken kartı ver, ödeme şekli değil. Bunlar gerçekten gişe başı alıyor. Gişe başı 1 euro, 60 sent, 90 sent, 2 euro, 3 euro civarında değişiyor ödediğiniz tutanak. Yani miktarlar. Bu şu anlama geliyor. Yani devamlı durkak. Durkak. İlk gişelerde zaten gemiden inildi mi ilk yığılma petrollerde oluyor. Petrolde beklememek için yine aynı şekilde WhatsApp yolcu grubumuzda olursanız biz size 10 kilometre sonra başka bir benzin istasyonu tavsiye ediyoruz ki o yığılmadan kurtulup hızlıca mazotunuzu alıp yolunuza devam edebilirsiniz. Çünkü ilk benzinliklerde, İgomenitsa'nın içindeki benzinliklerde yığılmadan dolayı 1-2 saat bekleme süresine kadar bekleme olabiliyor. Bunu göz önünde bulundurarak WhatsApp yolcu grubumuza katılabilirsiniz. Katılmasanız bile yani biz elimizden geldiğince sorular geldi mi bunları orada da bilgilendiriyoruz. Başka ne ekleyebilirim? Yunanistan güzergah boyunca otoban kenarında sadece bir tane benzinlik var. Türkiye giderken Selanik'e yol ayrımına yaklaşık 15 kilometre kala Olympus diye yine aynı şekilde bunu da WhatsApp yolcu grubumuzda biz size iletiyoruz. Tek benzinlik ve dinlenme alanı. Dinlenme alanları çok ama çoğunlukla kontrolsüz bir şekilde dinlenme alanları yani güvenlik açısından dolayı oraları pek tavsiye etmiyoruz. Yunanistan'daki asfaltlar dediğim gibi Avrupa Birliği desteğinden yapılmıştı. Kısmen düzenlemeler yapılıyor evet ama çoğu yerde yollarda bozulmalar mevcut. Bunu çoğunlukla yani bu Makedonya güzergahını kullananlar da söyleyebilir. Son İpsala sınırına kalan kısmı yeni asfalt çalışması yapıldı. Oralar düzeltildi. Ama daha öncesinde gerçekten bozuk asfaltlar mecbur. Virajda dağlı yollar. Yani mazot konusunda, yakıt konusunda gerçekten planlı bir şekilde geçmelerini tavsiye ediyorum Yunanistan'daki mazot sıkıntısı yaşamasınlar. Çünkü navigasyonlarda bazen veya Google Maps'lerde şey gösteriyor. Benzin istasyonu gösteriyor. Siz oraya gidiyorsunuz. Ona göre hesaplayarak gidiyorsunuz. Bir gidiyorsunuz iflas etmiş adamlar kepenkleri kapatmış ama internette hala aktif olarak navigasyonlarda aktif olarak gözüküyor o benzin istasyonları. Daha sonra aynı şekilde Türkiye'ye girdikten sonra ilk petrollerden kesinlikle akaryakıt almayın. Yani zaten İpsala'dan giriş yapıyorsunuz. Keşan'a kadar yaklaşık bir 25 dakikalık, 20 dakikalık bir yolculuğunuz var. Keşan'dan mazot takviyenizi oradan yapmanız daha makul. Çünkü gümrük hangi gümrük olursa olsun akaryakıt almak yani iyi olmuyor. Çoğunlukla araç motor arızaları oralardan akaryakıt olan alanlarda oluyor. Yunanistan'dan yine sorular olursa son kısma saklayın. Sonunda gerçekten soru cevap yapacağız. Çünkü konuşurken sizin yazdıklarınızı okumamız zor oluyor. Sonuna kadar bekleyin. Orada soru cevap kısmı başladığı an sizlerden soruları da cevaplayacağız elimizden geldiğince. Serdar, sana Evet. devredeyim. Evet. Demin Bulgaristan'dan bahsetmişken eklemeyi unuttuğum bir konu var. Aslında bu en önemli konulardan birisi. Malum Bulgaristan'da gümrük sahasındaki yenileme çalışmaları bitti. Tamamen bitmiş durumda. Önceden 6-7 gişe vardı sanırım. Şu an bunlar 13 kişiye çıkarıldı. Yani bu çok iyi bir haber. 13 kişiye çıkarıldı. Bunların ikisi otobüsler için, diğer 11'i araçlar için. Yani bunun da müjdesini verelim. Yalnız şu an faal olan yani aktif olan 5 kişi var araçlar için. Diğer 6 tanesini asfalta atılıyor. Yani bu asfalt işlemi de yani 2 hafta yani 10 gün 2 haftaya kadar biter. Yani gişe sayısını arttırmış durumda Bulgaristan. Yani bu uzun kuyrukların yani önüne bir nebze de olsa önüne geçecektir diye ümit ediyoruz. Çünkü yani gidenler o kuyrukta kalanları iyi bilirler. Yani o tünellere, son tünellere kadar yani kuyruklar oluşuyordu. O tüneller hatta kapatılıyordu. Yani bunun da size şeyini verelim yani müjdesini verelim. Yani Türkiye'ye gelin. Türkiye biliyorsunuz geçen seneden itibaren yüz tanıma sistemine geçmişti. Bu yüz tanıma sistemi bazen yani biraz yoğunluk oluşturduğu için yani bu yönde şikayetler vardı. Yani belki kaldırılacağı söyleniyordu ama kaldırılmadı. Yüz tanıma sistemi hala devam ediyor. Ama yani bu gümrük memurlarının inisiyatifine göre bazı gümrük memurları araçtan inmenizi istemiyor. Yani gerek duymuyor.
Yani bazı gümrük memurları yani yüz tanıma sistemine sizi yani çağırıyor. Bunun da bilgisini verelim. Hazır Türkiye demişken yani genelde birçoğunun araç sigortası Türkiye'yi kapsamadığı için birçoğu araç sigortası yaptırmak zorunda Türkiye'de. Bunu da yani Türkiye'ye girer girmez yani Türkiye gümrüğüne girer girmez sağ tarafta D3 binası bulunuyor arkadaşlar. D3 binasından araçlarınıza sigorta yaptırabilirsiniz. Bunu da ekleyelim. Bir diğer konu da önemli konu. Vinyetlere gelelim. Yani şimdi şöyle biz hep tavsiye ediyoruz vinyetlerinizi online almanızı. Online almanızı neden tavsiye ediyoruz arkadaşlar? Bir zamandan tasarruf ediyorsunuz. Yani ikincisi fiyatlardan yani genelde Macaristan bu konuda en çok şey olan ülke yani pahalı olan ülke. Mesela online aldığınızla oradaki vinyette kulübesindeki aldığınız vinyetlerin arasında 7 ila 10 euro arasında fark olabiliyor. Yani Macaristan'da biraz kara borsa gibi bir durum var. Yani orada 2 veya 3 tane devletin e-matrika diye böyle otoyol resmi kırmızı arka planlı kulübeler devletin oluyor e-matrika. Oradan alabilirsiniz alırsanız. Ama dediğim gibi yine burada da yani 7 ila 10 euro arasında fiyat oynuyor. O yüzden online almanızı tavsiye ederiz. Yine online nasıl alabiliriz diye sorarsanız Taplink'imizi ben sabitledim aşağıda görüyorsunuz. Oraya tıkladığınızda bütün sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz ve Vinyette sayfalarına da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Online almanızı tavsiye ediyoruz. Önemli husus bu Vinyetteler demişken şimdi yani Macaristan'da falan bir günlük Vinyetteler var. Arkadaşlar yani buna çok iyi dikkat edin. İleride ceza ödememeniz için Vinyettenizi örneğin mesela Macaristan'ın girişinde aldınız. Yani Macaristan'ın girişine yani girdikten 59 dakika sonra bu vinyetteyi almak zorundasınız. 60. dakikadan sonra yani 1 saat sonra alırsanız bu vinyetteyi o vinyette geçerli değil arkadaşlar ceza yiyorsunuz. Yani 1 saat içinde almıyorsanız hiç almayın daha iyi. Yani bir önemli konu da hani bir günlük vinyette aldığınızda yani bunu yeterli bir zaman olsun yani saat 12'ye kadar. Mesela örneğin saat akşam 10'da aldığınızda Macaristan girişinde aşağı yukarı Macaristan 3,5 saat sürüyor. Ne oluyor bu? Gece 1.30'da bitiyor. Gece 1.30'da ertesi güne girdiği için o vignetleriniz sayılmıyor arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edelim. Yani öğlen ikindi vakti Macaristan'a giriyorsanız ve transit geçecekseniz Macaristan'a o şekilde bir günlük vignette alabilirsiniz. Ama değer mi? Şahsım değmez. Çünkü yani bir günlükle 10 günlük vignette arasında 3-4 olup bir fark var. Yani işinizi garantiye alın. 10 günlük vignettenizi alın. Arkadaşlar, evet bu konularda eğer sorularınız olursa vignette konularıyla ilgili yine bunları sorabilirsiniz. Veya Türkiye ile alakalı sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bunları yayınlar, bunları cevaplarız. Sonlara doğru inşallah. Evet buyur Deniz. Evet, vinyette konusunu demişken, vinyette çoğunlukla soruluyor, gümrüklerde hangi gümrüklerde bekleyeceğiz diye soruluyor. Şu an benim kullandığım kara gümrüğündeki rota, ben Avusturya üzerinden Slovenya, Hırvatistan olarak gidiyorum. Burada ilk gördüğüm gümrük Hırvatistan, Sırbistan gümrüğü oluyor. Ondan sonra Sırbistan, Bulgaristan, Bulgaristan, Türkiye olarak geçiyorum. Sen Macar gümrüğünü kullanıyorsun. Sen de ilk gördüğün gümrük kapısı aslında Macaristan, Sırbistan oluyor. Avusturya arasında sadece gümrük kısmen kontrol uygulayabiliyor. Evet, Ama genelde geri dönüşler de oluyor. geri dönüşlerde ya bu aynı şekilde biliyorsunuz ki İsviçre'de Schengen ülkesi bunu çok kişi aldanıyor. Ama İsviçre'ye girişlerde gümrükler aktif şekilde yani burada polis memuru değil gümrük memuru duruyor. Burada sadece İsviçre Avrupa Birliği'nde olmadığı için vergilendirme hususu oluyor. Yani elektronik malzeme falan götürüyorsanız Türkiye'ye bunu İsviçre üzeri geçerken İsviçre buna vergi talep edebiliyor bildirmezseniz. Bunu sadece ekleyeyim. Bir soru geldi. Sonunda tekrar sorursanız çok güzel olur. Çünkü şu an soruları takip edemiyoruz daha. Az sonra ben soruları okuyacağım. İkimiz de yanıtlayacağız. Ondan sonra şöyle bir durum oldu bu sene. Hava yoluyla Romanya Schengen ülkesine katıldı. Hava yolu ve gemi yolu üzeri olarak. Bunun bir beklentisi var önümüzdeki yıllarda Serdar. Bunun beklentisi karayolunda Schengen'e
eklemesi, bunun avantajları ne olur bizim gurbetçilerimize? Evet, yani bunun avantajı çok büyük bir avantajı olur. Yani Macaristan ve Bulgaristan'ı Schengen'e dahil ederlerse karayoluyla, şu an Deniz'in de belirttiği gibi hava yolu ve gemi yoluyla Schengen'e dahil oldu. Karayolu da dahil olduğunda arkadaşlar ilk gümrük Bulgaristan Türkiye gümrüğü olacak. Yani kapıkule olacak. Yani beklemeler olmayacak. O yüzden çoğu insanlarımız Romanya güzergahını düşünecekler. Yani yukarıdan gelenler, mesela örneğin İngiltere, Belçika, Almanya'nın üst kısımlarından bu Bremen, Hannover taraflarından gelenler, Berlin, yani o taraflardakiler yani düşünebilir Romanya güzergahını, ama henüz bununla ilgili bir gelişme yok. Zaten gelişme olduğunda bunu sizlere duyuracağız inşallah. Başka ne söyleyebilir size? Yani inşaat konusunda arkadaşlar rahat olun. Yani tüm güzergahlarda inşaat yok. Yani şimdiye kadar hiçbir inşaat yok. Ha, şimdi önümüzde yani bir aşağı yukarı bir 2 aylık daha bir zaman var yüksek sezona. Yani inşaata başlanırsa bunu şimdiden bilemeyiz. Ama şu anlık hiçbir yerde inşaat yok arkadaşlar bu konuda, yani rahat olun. Yani demin de belirttiğim gibi en büyük yani haber Bulgaristan'ın inşaatının bitmesi ve gümrük sahasındaki çalışmaların, hani yenileme çalışmalarının bitmesi. Gümrük sahasındaki gişeler de 13 gişeye arttırıldı. Yani bu da uzun beklemelerin önüne geçecektir diye ümit ediyoruz. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bunları cevaplayalım. Sticker satışımız başladı bu arada. Araç stickerler için. Araç stickerlerinizi yine bizden temin etmek isterseniz, vatan yolu araç stickerlerini aşağıda sabitlemiş olduğum top link'e girip oradan siparişi yapabilirsiniz her ülke için. Linklerimiz mevcut. İkamet ettiğiniz ülkenin linkine basarsanız oradan sticker siparişini yapabilirsiniz. Evet, Şimdi buyur ben Deniz. soru soruyorum sana. Şimdi siz birazcık daha yoğun olarak Romanya güzergahını tabii takip ediyorsunuz. Bu benim pek işime yaramadığı için İsviçre'den Evet. ben fazla yakın takip etmiyorum. Şimdi Romanya'daki en büyük sorunlardan birisi otoban olmaması büyük bir kısmının. Evet. Burada yani ve hız kontrollerinin yoğun şekilde yapıldığı Evet. söyleniyor. Ama lakin Romanya'dan şöyle bir pozitif bir duyum daha var. Bizim Türkiye'den gelen tırcı abilerimiz veya tırcı kardeşlerimiz de Romanya güzergahını tercih ediyor. Yani bunun aslında Romanya polisinin ne kadar rahat veya ne kadar hoşgörü olduğunu gösteriyor veya halkının. Burada aynı şekilde bazen tırcı abilerimizi gördük mü biz buralarda konuşuyor, sohbet ediyoruz. Ben şu soruyu yöneldim. Bir şey olmuş olsa dedim, Romanya'da ne yapabiliriz? Çünkü Romanya bizim ağımızda en zayıf bir hat. Hani bu nereye giderseniz gidin orada yani hiç kimse daha kendini bir büyütemedi. Yani bir garaj sistemi olsun şey olsun. Yine bir şekilde destek verebiliyoruz tabii ama şöyle dedi bana tırcı abimiz. Bir şey olduğu an dedi yani Türk tırını gördü mü el kaldırsınlar biz de yardımcı oluruz. Bir araç tamirhanesi falan tanımıyoruz dediler. Ama bizim tırcı tamirhaneler bir şekilde aracı olur, yardımcı olur. Bizler de yardımcı oluruz dediler. Yani bu yönden oradaki açığı da tırcılar kapatmaya yani gerçekten gönüllü olarak bu şekilde kimden konuştuysam pozitif bir şekilde geri dönüş aldım ben. Evet. Yani Romanya güzergahı, yani şöyle, yani gezmesini sevenler, doğayı sevenler için yani birebir, yani yarı yarıya gidişli gelişli yolu Romanya, fazla hızı yapamıyorsunuz. Yani kamyonlar gidiyor. Yani dediğim gibi bunları göze alırsanız yani Romanya'yı tavsiye edebiliriz. Yani Romanya güzergahı yani genelde şikayet olunmuyor. Sadece dediğimiz gibi hani fazla otoyol yok. Yarı yarıya otoyol. Gidişli gelişli yol. Hani tırların arkasından gidiyorsunuz. Yani bir vakit kaybı oluyor. Ama tabii yani hani tırları sollayabilirsiniz. Yani normal binek araçlar için sollama yapabilirsiniz. Ama burada tabii polislerin kurdukları radarlara, seyyar radarlara dikkat etmekte yarar var. Evet,
Sorularınız varsa veyahut da canlı yayına katılmak isteyen varsa, canlı yayında daha iyi kendimi ifade edebilirim, sorumu sorabilirim diyen varsa canlı yayına da katılabilir istek göndererekten. Aksi takdirde yavaş yavaş soruları cevaplamaya başlayalım. Şimdi bir tane soru buldum. Yani bir soru gelmiş aslında Sırbistan mı Romanya mı diye. Aslında bunu biz Sırbistan mı Romanya diye anlatırken aslında soruyu cevaplamış olduk. Kişi izliyorsa cevaplanmadı veya şunu daha tam anlamadım diyorsa onu sorabilir. Bir ikinci kişi yazmış orada şey belirtmiş. Geçen yıl aracımız bozuldu. Bize çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi tercih ettiğiniz için değil mi? Biz bir kurum değiliz. Biz gönüllüyüz. Yani şu an ben ailem içeride oturuyor. Ben odada yayına katıldım. Aynı şekilde sizlere yolculuk boyunca da kendi özel vaktimizden ayırarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim sadece istediğimiz, bizim yolcu grubumuzda yolculuk yapıyorsanız, biz size bir yardım edebiliyorsak bizlere video desteği sağlayabilirsiniz. Yollardan, gümrüklerden veya yolculuğunuzun nasıl geçtiğini anlatan, yani bu dakikalar, saatler süren bir videolar değil. 15-20 saniyelik videoları aktardığınız takdirde bize destek olmuş olursunuz. Şimdi soruyu okuyun. Elimdeki tek soruyu. Burada Almanya Münih Havalimanı'nda 11 bin euro için işlem yaptılar. Cezası ne olur diyor. Şimdi biz ceza kataloğunu her ülkeninkini bilemiyoruz. Bu büyük çoğunlukla savcılığa aktarılıyor veya mahkemeye aktarılıyor. Orada cezai işlem kısmına, ceza kategorisinden cezai işlem yapılıyor diye biliyorum ben. Senin eklemek istediğin bir şey var mı bu soruya? Yani şimdi uçakla da olsa, araçla da olsa 18 yaş üstü kişilerin sadece 9.999 euro götürme hakkı var. Yani 10 bin euro değil arkadaşlar, 9.999 euro. Bunu siz belirtmediğiniz, yani etmediğinizde buna ceza keserler. Tabii bu Bunun cezanın... içinde ziynet eşyasını Evet. da dahil etmek zorundasınız. Yol parası. Sadece cep harçlığı değil yani. Bütün üstünüzdeki bulunan yol parası ziynet dahil şekilde. Evet, bu cezalar ülkeden ülkeye değişebilir. Yani ona şu an net bir cevap veremeyiz. Ama dediğimiz gibi yani 9.999 euroyu geçmesin, kişi başı 18 yaş üstü, 18 yaş altı olmuyor arkadaşlar. Bir de hani karı koca diyelim yani eşinizle yolculuk yaptığınızda bu 18 bin 20 bini euroya kadar götürebiliyorsunuz, ama bu 20 bin euro da bir zarfta veya bir çantada olmamak kaydıyla, yani ayrı ayrı çantlarda veya zaraflarda olması lazım. Aksi takdirde buna da yani el koyabilirler. Demin Sırbistan mı Romanya mı diye soranlar olmuş. Evet, yani benim tercihim, şahsi tercihim Sırbistan. Tabi dileyenler Romanya'dan da gidebilir. Ben şahsen gidiş gelişi yol sevmediğim için otoyolu tercih ediyorum. Bulgar, hani Sırbistan'ın yolları da çok iyi, güzel. Hatta Türk inşaat firması da yaptı yolları. Çok da güzel oldu. Ama yani Sırbistan'dan gidenler için şey yapalım, tavsiyede bulunalım. Sırbistan'a girer girmez çoğu insanlarımız Avrupa Birliği olmadığı için telefonlarını kapatıyor. Şimdi arkadaşlar, yani Belçika veya Hollanda veya Almanya'dan önce yola çıkanlar için Almanya'dan sonra en uzun gelen ülke Sırbistan. Yani Sırbistan'da siz telefonunuzu kapattığınızda yani en az bir 6 saat kadar yani sevdikleriniz sizden haber alamayacak. Yani olası bir yorgunluğunuzda, uykunuz geldiğinde, orada dinlendiğinizde 3-4 saatte öyle varsayarsak, yani yarım gün sevdikleriniz sizden haber alamayacak ve bunu yani bizlere, yani başka sayfalara yazıyorlar. İşte başlarına bir şey mi geldi, bir şey mi oldu? Yani kimse sevdiklerini telaşta bırakmasın, merakta bırakmasınlar. Sırbistan'a girer girmez sim kart alın, Sırp sim kartını alın. Bununla zaten biz WhatsApp yolcu grubunda paylaşımını yapıyoruz. Aşağı yukarı 5 GB internet 7-8 euro civarında. Tabii bu artabilir ilerleyen aylarda. Ona bir şey diyemeyiz. Ama yani Sırp sim kart almanızı tavsiye ediyoruz. Ha, Romanya'dan gidenler için böyle bir sorun yok. Yani evinizden çıktığınızda Türkiye'ye kadar, Kapıkule'ye kadar normal Avrupa hattını kullanabiliyorsunuz. Yani onu da belirtelim. Sırbistan'a şunu eklemek istiyorum. Çoğu kişi işte o 5-10 eurodan kaçmak için. Yani Evet. ben yani genelleme olarak konuşmasını seven bir insanım. Yani gerçekten 5-10 euro vermemek için hat almıyorlar.
Ama şöyle bir durum oluyor. Yani kendim birebir yaşadım bunu. Kişinin aracı bozuldu Sırbistan'da. Kısaca internetten açıyor. Beni arayın diyor. İnternetini kapatıyor. Biz WhatsApp'tan ulaşmaya çalışıyoruz. Karşı tarafta telefon çalmıyor interneti kapalı olduğu için. Aradan 15-20 dakika geçti. Tekrar beni normal arayın dedi. Ondan sonra geri kapattı internetini. Ben de şu mesajı ilettim kendisine. Sorun yaşayan sizsiniz. Ben yani zamanımdan çalıyorum. Ben yurt dışının numarasını arama zorunda kalıyorum. Çünkü çoğunlukla Almanya, Hollanda, Fransa numaraları. Ben bu numaraları aradığım takdirde roaming ücretini ben ödemek zorunda kalıyorum. Karşı taraf da ödüyor telefonu açtığı için. Evet. Bunu hesapladık mı? Yani tabii benim şeyim, temennim bir şekilde yardım edebilmek. Ama hani siz o 5-10 euro ödemediğiniz için ben roaming ücretini, yüksek fiyatını ödemek zorunda değilim. Ve bir diğer konuysa bizim yollayacağımız çekici de bizden WhatsApp üzerinden iletişime geçiyor. Size hangi çekicinin geleceğini güvenlik amaçlı plakasından size onun resmini aktarıyor ve canlı konum üzerinden biz sizi garaja girip aracınız yapılıp garajdan çıkasıya kadar hani takip ediyoruz ve devamlı soruyoruz. Nasıl ilerliyor? İlerlemeniz nasıl diye. Hani 5 eurodan kaçmayın. Çünkü olası bir durumda, bir acil durumda internetinizi açmak zorunda kalırsanız veya telefon etmeniz gerektiği takdirde dakika içinde zaten 5-10 euro roaming ücreti sizin telefon faturanıza yansıyacak. Evet yani işinizi garantiye alın. Sırp sim kartı alın arkadaşlar, yani Deniz'in de dediği gibi yani 5-10 liradan yani kaçın derken, ya tamam şimdi herkes böyle düşünmeyebilir. Bazı insanlarımıza ya durmak istemiyorum, devam etmek istiyorum diyenler var. Ama dediğim gibi Deniz'in de hani belirttiği gibi olası bir arızada veya başınıza bir şey geldiğinde veya yolu kaybettiğiniz, yani hani her şey olabilir yani. Sonuçta yani yola çıkıyoruz, uzun yolculuğa çıkıyoruz, yani başımıza neyin geleceğini bilemiyoruz. O yüzden yani sevdiklerinizle veya bizimle irtibata geçebilmeniz için bu önemli. Yani Deniz'in de dediği gibi aksi de kendi yani hattınızı açarsanız Avrupa hattınızı size çok yüklü miktarda fatura gelir. Ben hani başımdan yıllar önce, bundan 7-8 sene önce geçen bir olayı anlatayım size. Hırvatistan üzere gittiğimde Sırbistan sahasındaydım ben. Gümrük sahasındaydım ve kontrol etmemiştim ben hattımın Hırvatistan mı Sırbistan hattım olduğunu. Ona güvenerekten ben birkaç video gönderdim. Yani sevdiklerim 2-3 video, yarım dakikalık falan. Birkaç mesaj yazmakla bana 100 küsür euro hani şey gelmişti, fatura gelmişti. Yani gerisini siz düşünün. Yani o yüzden de size Sırp sim kartı almanızı tavsiye ediyoruz. Bir de demin Deniz belirtti yol yardım konusunda falan. Bizim arkadaşlar, bizim verdiğimiz hizmetlerin tamamı ücretsiz. Yani bunun altını çizerim, tamam ücretsiz. Bu aracınızı bozulduğunda Allah korusun biz sizi güvenilir tamircilerle buluşturuyoruz. Yani bizim buradaki görevimiz budur. Sizi güvenilir tamircilerle buluşuruz ve sizi takip ediyoruz. Tabii ki doğal olarak siz hani eğer yol yardım sigortanız yoksa yol yardım sigortası olmayanlar çekici ücretini ödüyor. Gelen çekicinin ücretini ödüyorsunuz. Doğal olarak aracınızın tamir masrafını ödüyorsunuz. Bunların da altını çizelim. Yani yol yardım sigortası olmayan arkadaşlar yol yardım sigortası yaptırın. Yani bunu genelde çoğu sigortalar yapıyor. Kendi sigortanıza sorun. Yol yardım sigortası. Bunu yaptırın arkadaşlar. Yani aracınızın işlemi 3 günden fazla sürerse size hani bunun da tabii tamirhanede bunu belirtmesi lazım sigortanızı. Zaten onlar irtibata geçiyorlar. Size uçak temin ediyorlar. Uçakla isterseniz Türkiye'ye, isterseniz tekrar evinize sizi gönderiyorlar. Aracınız da bir ay sonra, aşağı yukarı bir ay sonra çekiciyle evinize ulaştırırlar. O yüzden sigorta yaptırıp da çıkın arkadaşlar yolculuğa. Şimdi soruları ben de şey yapıyordum, göz gezdiriyordum. Salih Öztürk diye bir takipçimiz sormuş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İlk yolculuğum olacak, kısmetse Münih tarafında ikamet ediyorum. Hangi yolu tercih etmeliyim? Tabii yani sizin konumunuz itibariyle sizin için en iyi güzergah, alternatif güzergah şey üzeri olacaktır. Slovenya, Hırvatistan üzeri. Daha yakın olduğu için yani Münih aşağıda kaldığı için. Ama ya tabii dilerseniz Macaristan üzeri de gidebilirsiniz. Münih Hırvatistan. aslında en ideal nokta yani her güzergaha, İtalya harici her güzergaha uyan bir konu. Aynen ya. Bunu da böyle söyleyeyim. Belirtelim. İlk tercihiniz olduğu için size böyle bir bilgi verelim. Aşağı yukarı bir 50-60 euro kadar tek gidiş olmak şartıyla
Slovenya, Hırvatistan güzergahı biraz pahalı oluyor. 50-60 euro. Ama yani yolları güzel. Ama o güzergahta da yani genelde tünel yolculuğu yapıyorsunuz. Tünellerden geçiyorsunuz. Ondan sonra Slovenya taraflarında yani dağlık oluyor biraz, yani tırmanıyorsunuz. Ama yani Macaristan üzeri gittiğinizde düz yol, yani tünel yok. Ondan sonra düz otoyol. Yani ben şahsen Macaristan'ı şahsen kendim tercih ediyorum. Yani ben her iki güzergahı da kullandığım için yani Macaristan daha şey geliyor bana, Yani, iyi geliyor. Hırvatistan'da ağır taşıtlardan dolayı sağ şerit birazcık aşınmış durumda. Ama gece geçerseniz veya geç saatlerde geçerseniz zaten yollar boş oluyor. O zaman sol şeritte kalabilirsiniz. Sol şeridin hiçbir sorunu yok. Geçen sene kendim bunu yani gördüm. Evet, sim kartı ne kadar zaman geçerli diyor. Sim kart en az bir hafta geçerli oluyor. Bazen yani bu bir ay da olabiliyor. Yani karttan karta değişiyor bu. Orada yani Yettel var. Genelde tavsiye ettiğimiz Yettel. Yettel'e tavsiye ediyoruz, en iyi çeken. İnternet Yeşil logolu. MTS var. Ondan sonra VIP var, A1 var. Ama bunların içinde biz Yettel'i tavsiye ediyoruz. Eğer Yettel yoksa MTS var. MTS'i tavsiye ediyoruz. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Şimdi Salih Bey'den önce aslında bir yazı gelmiş, soru değil de böyle genel bir yazı yapmış birisi. Türkiye Cumhuriyeti'ne müracaatta bulunulsa Romanya yolları iyileştirilse bizim en büyük sıkıntımız gümrüklerde beklemek. Şimdi şöyle bir şey var. Bu Balkan Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gidenler bunu çok iyi biliyordur. Balkan Savaşı'ndan sonra Sırbistan'da otobana dair hiçbir şey yoktu. Balkan Savaşı'ndan sonra biz Türkler oradan geçtikçe ülkeye döviz bıraktığımız için devlet bunun vergisinden direkt otoban yapmaya başladı. Romanya da bu şekilde ilerleyecektir. Biz orayı ne kadar çok kullanırsak onlar da yatırım yapacaklar. Ama Romanya'da Serdar'ın da dediği gibi doğa yolu olduğu için böyle dağ kenarı, dere veya göl kenarlarından geçtiği için biraz daha uzun sürebilir. Ama bu ülkeler devamlı otobanlardan, yollardan kazandığı parayı yollara yatırım yapıyor. Sırbistan şöyle baktık mı önümüz geçtiğimiz 3-4 sene önce bitirdi bu Niş'ten sonraki Pirot Dağları'nın oradaki otobanı hepimizin uzun yıl sürdü ama yapıyorlar. Çünkü biliyorlar ki yolu konforlu yaparlarsa tercih daha çok o taraftan olacak. Romanya'nın tek avantajı bize ne olacak? Tek gümrük kapı kulübü olacağı için birazcık oraya yığılma olabilir. Ama konfor açısından yine aynı şekilde Sırbistan daha makul oluyor. Evet, yine Sırp sim kartı sorun. Arkadaşım sormuş, gidiş geliş içine geçelim diye. Dediğim gibi yani bazen bir hafta geçerli kalıyor, bazen bir ay. Ben şahsen gidiş dönüş için alıyorum. İki tane alıyorum ki geri döndüğümde bir daha sim kart için durmayayım. Yani ben özel Sırbistan'a girer girmez ilk benzinliğe Sırp sim kartı almak için duruyorum. Yani yakıtlarınızda arkadaşlar genelde yani şu şekilde tavsiye ediyoruz. Bir ülkenin girişinde ve bir ülkenin çıkışında yani son benzininde yakıt almayın. Genelde ortalarda alın yani. Ha yani en iyisi aslında şehir içlerinden yakıtınızı almanız, şehir içine girmeniz. Çünkü şehir içinde yerel halk yakıt aldığı için orada kötü yakıt bulunmuyor ve daha makul fiyata alıyorsunuz. Örneğin mesela Avusturya'da 30 sent, 40 sent, bazen 50 sente kadar fark olabiliyor litre başı. O yüzden şehir içlerinden almanızı tavsiye ederiz yakıtlarınızı. Yani bu Sırp sim kartına şöyle bir ekleme yapayım. Yoğunluk olmadığı takdirde OMV benzininden aldım ben geçen sene. Kendim Sırpça bilmediğim için yanımda bir eski telefon götürdüm. Hotspot yani Wi-Fi verebileceğim şekilde. O telefonun direkt çipini çıkardım yani kart takılacak bölümünü. Çıkardım. Bayana dedim yardımcı olur musunuz? Ben hiçbir şey yapmadım. Hepsini sadece bayan ödemesini yaptıktan sonra benim için ayarladı. Ama bu şey olabilir yani bunu aldanmayın. Ha OMV benzininde ayarlıyorlar, öyle veriyorlar demeyin. Çünkü şöyle düşünün. Sezonda yani bir saat içinde 100 aracın sim kart almaya durduğunu varsayarsak o OMV benzininde o personellerin ona vakti olmayabilir. Ben Sırbistan'a gece 12-1 gibi girmiştim. Zaten yoğunluk yoktu. Ben pazar günü yola çıktım. Serdar biliyor. Pazartesiye bağlayan gece Sırbistan'a girdiğinde biz OMV benzinine girdik. Yaklaşık 15-20 araç vardı ama çoğu dinlenmedeydi.
Yani kasada sadece 2-3 kişi vardı. İşte bayana İngilizce telaffuz etmeye çalıştım. Google Translate'den, yani Google çeviriden ülkenin dilini telefona indirebiliyorsunuz. Bunu da tavsiye edeyim. Çünkü orada internetiniz olmadığı için direkt oradan içine konuşarak bana yardımcı olabilir misiniz Türkçe diye dediğiniz Sırpçaya çeviriyor. O şekilde de iletişim kurabilir, yardım alabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi geçen biz bir paylaşım yapmıştık AMP ile ilgili. Yani bu AMP şöyle, gidenleri bilir. Yani gişelerde ödeme oluyor Sırbistan'da, biliyorsunuz. Bu gişelerde beklemek istemiyorsanız yoğunlukta AMP cihazını alabilirsiniz. Şöyle küçük böyle bir şey var, böyle alet var yani. Onu mesela Büyük kutusu kadar. cama tuttuğunuzda aynı Türkiye'deki HGS sistemi gibi üstünden, yani o şeyin üstünden çekiyor. Yani otomatikman bariyer açılıyor. Yani bu şekilde geçebiliyorsunuz. Yani öyle bir geçen yolcu grubumuzdan bir paylaşım gelmişti. Yolcumuzdan. Bunu da biz paylaştık. Bayağı rağbet, ilgi gördü. Buna da değinelim isterseniz. Ya tabii AMP cihazını tabii dileyenler şey yapabilir, sipariş edebilir, kullanabilir. Dediğim gibi eğer gişelerde de bazen yoğunluk olabiliyor, AMP cihazınız olduğunda otomatikman oradan çekiyor. Ondan sonra bariyer açılıyor. Bu şekilde devam edebiliyorsunuz. İstersen EMP ile sen devam et Deniz. ENP şöyle iki çeşit olarak çalışıyor. Diğer admin arkadaşımız daha yani bilgili, ama o bilgileri o bize aktardı. Zaten biz kendi aramızda adminler olarak bir bilgiye ulaştığımız zaman direkt diğer adminlere de ulaştırıyoruz ki yani hepimiz aynı şeyde olalım, bilgide olalım ki hepimiz aynı şekilde destek verebilelim. Şimdi ENP cihazını online olarak sipariş edebiliyorsunuz. Bunun ücreti 2000 23, yani geçtiğimiz senede 23 euroydu. Tabii bu 25 euro olmuş olabilir, 24 euro olmuş olabilir. Gidiş geliş dönüş olarak bir 40 euro, yanlış bilmiyorsam sizlerde. 40 euro gidiş gelişe yeterli oluyor. Şimdi aynı şekilde bu ENP cihazını direkt kredi kartı veya banka olarak bağlantı yapabiliyorsunuz. Yükleme yapmanıza gerek kalmıyor ve yüklemeli olduğu takdirde plakaya kayıtlı olmuyor. Yani birazcık böyle OGS sistemine Aynen. geçmiş oluyor Türkiye'deki bildiğimiz. Yani ikisi de aynı cihaz, ama birisi yüklemeli oldu mu araca kayıtlı, yani aracı değiştirdiğiniz zaman bunu internetten, aplikasyonun üzerinden onu değiştirip o şekilde ayarlamanız gerekiyor. Ama Evet, plakaya banka kaydedebilirsiniz. Yani plakaya kaydettiğin zaman kredi kartından çekiyor, plakayı okuyor. Bir de yani o şeyin, o hani aletin içine dolum yapıyorsunuz. Ona dolum yaptığınızda plakanızı vermenize gerek yok. O şeyden, yani onu okuyor, o aleti okuyor, oradan çekiyor yani. Yani böyle diyelim, yani iki farklı sistem var. Bir plakadan çekilen sistem var, bir de o aletin kendisinden. O aletin kendine dolum yapıyorsunuz. Öbür türlü de plakanızı, hani okumasını istiyorsanız, aleti istemiyorsanız, kredi kart yüklüyorsunuz. Kredi kartınızdan çekiyor. Yani tercih bu konuda sizin oluyor. yani. Şeyden de alabilirsiniz. Sırbistan'a girişte ilk gelen benzinlikten alabilirsiniz. Tabii orada ücret çok pahalı oluyor. Aşağı yukarı 50-60 euro civarı olsa gerek. Yani iki misli fiyat ödemiş oluyorsunuz bu AMP cihazına. Yani Ve bu konuda bu sadece cihaz parası oluyor orada. yani sadece cihaz parasını 50-60 euro veriyorsunuz. Bir de üzerine ilaveten 40 euro gidiş dönüş için yükleme yapmak zorundasınız. Aşağı yukarı bir 100 euroya mal oluyor. Yani bununla ilgili sorularınız olursa da sorabilirsiniz. Canlı yayını paylaştıktan sonra da yani sorularınızı sorabilirsiniz yorum kısmına. Onları cevaplarız. Evet, sorusu olan var mı diye bakıyorum. Fazla soru gelmedi Evet. bugün. Ben şöyle taplinkimizi veya yolcu grubumuza nasıl katılacaklarını anlatayım. Hemen şöyle toparlayarak. Taplink üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Taplink'e bastığınız zaman orada kategoriler var. İşte yola çıkıyorum veya acil durumum var gibi. Orada zaten baktığınız zaman her şey kendini anlatıyor. Vinyet alımı için taplinkimizde oraya bastığınızda bir ikinci taplink sayfası açılıyor. Oradan hangi ülkeninkini almak istiyorsanız bizim tavsiyemiz de her ülkenin kendi web sitesinden almanız. Ama en altta da toplu satım yapan bir sayfa var. Oradan da alabilirsiniz, ama her ülkenin kendisinden almanın faydası var.
yola çıkarken yani şu an Taplink'e girip ben 2 ay, 1 ay veya 1 hafta sonra yola çıkacağım diyorsanız yani acil ön bildiri grubuna girmenizin bir anlamı yok. Çünkü orada şey yok yani size bilgi aktarımı yapmıyoruz biz oradan. Bilgi aktarımları sosyal medya üzerinden yapılıyor. Yine aynı şekilde YouTube üzerinden gelen görselleri paylaşıyoruz. YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bize oradan destek olabilirsiniz aynı şekilde. Ondan sonra yolcu grubuna yani katılmanız yani yola çıkmadan yani kimse uykudan kalkıp direkt arabaya binip yola çıkmıyor. Herkes bir kalkıyor. Evde yine bir şeyler bir atıştırıyor, kahvaltısını yapıyor, öyle yola çıkıyor. O ara yaparken yani 1 saat sonra, 2 saat sonra yola çıkıyorum dediğiniz takdirde biz sizi yolcu grubuna alıyoruz. Ondan sonra direktmen zaten yolcu grubuna alındığınız an size bütün elimizdeki hazır bilgileri aktarıyoruz. Yani bu benzinlik listesi olsun, restoran listesi olsun, ondan sonra gümrük kapılarından veya yol güzergahı isteyenlere yol cetveli atıyoruz. Yani telefon çalışmaz vesaire. Çıktığınız ülkenin yol cetvelini atıyoruz. Oradan yani eski usul tabela takip ederek de gidebilirsiniz yollamış olduğunuz yol cetvelinden. Yolcu grubunun böyle aslında en iyi yönü, en çok avantaj getiren yönü şu arkadaşlar. Sizden önde olanlar var. Atıyorum siz mesela Sırbistan'a yeni girmişken sizin önünüzde Sırbistan, Bulgaristan gümrüğünde olanlar var. Oradan size bilgi geliyor. Yani bunlar tabii video gönderiliyor. Anlatımlı şekilde yoğunluktan bahsediliyor. Siz de buna göre güzergahını belirleyebiliyorsunuz. O yüzden yani WhatsApp yolcu grubuna katılırsanız yani birbirinizi bilgilendirme amaçlı sizin yararınıza olur bu. Evet, şimdi bir tane Çelik Baba EMP ile ilgili bir şey yazmış. Almıştım, otomatik kredi karttan kesildi ama arabam satın başka araba aldım. Şimdi ben EMP'yi değiştirecek miyim? Siz şimdi plakanıza kaydettiyseniz EMP'yi ve plakanız da gittiyse o zaman tekrardan evet kaydetmek zorundasınız yeni plakanıza. Ama eğer cihaz aldıysanız EMP'yi buna gerek yok. Dediğimiz gibi cihazdan okuyor. Şimdi sticker konusuna gelince şimdi bazıları diyor sticker ne işimiz yani. Sticker mesela bizim araçlarımızın hepsinde var. Adminlerimizin hepsinde var. Bu yol boyunca yani stickerli gördüm ha bunlar admin diye o kişilere gitmenize gerek yok. Çünkü bizi desteklemek isteyen, bizden şey yapmak isteyenler bu stikeri alıp araç camlarına yapıştırıyor. Bunun avantajlarından birisi yolda giderken o stikerli birisini gördünüz mü biliyorsunuz ki ha, bu da bizden, bu da gurbetçi, bu da bize gibi memlekete, vatana doğru yola çıkmış durumda. Ondan sonra ayrıyeten stikerlerde logomuzda da gördüğünüz gibi stiker aslında logoyla aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Şurada kare kodu var. Kare kodunu telefondan okutabiliyorsunuz. Bunu okuttuğunuz takdirde direktmen Taplink'e ulaşıyorsunuz. Taplink üzerinden destek alabiliyorsunuz. Mesela benzinlikte durdunuz. Bir abi geldi dedi ki ya benim aracım bozuldu çalışmıyor falan. Direkt ben diyebilirsin ya abi benim kare kodunu okudu oradan destek alabilirsin acil grubuna katılarak. Böyle şey yapabilirsiniz. Birbirimizi tanımak için dediğim gibi gerçekten çok güzel bir şey. Biz diğer grupları da görüyoruz yollarda. Yani bu şekilde birbirimizi tanıyoruz aslında. Çünkü Almanya'da veya Avusturya'da giderken bir sürü araç var. Yani Sırbistan'da bunun Arnavutu da var, Sırbı da var, Bulgar vatandaşı da var. Yani Alman plakalı, İsviçre plakalı, Belçika plakalı. Bu şekilde birbirimizi tanımış oluyoruz, görebiliyoruz. Evet. Evet, sanırım bu kadar. Başka sorusu olan yok. Fazla takipçilerimizin zamanını almadan canlı yayınımızı sonlandıralım istersen Deniz. Şöyle bir toparlayalım o zaman. Önerebileceğin sigorta var mı diye soru geldi. Yaşadığınız ülkedeki kişilere sormanız bu konuda daha mantıklı diye kısaca özetleyelim. Çünkü yaşadığınız ülkeyi bilmediğimiz için önerebileceğimiz bir sigortaya söyleyemiyoruz. Canlı yayınımız dediğimiz gibi Instagram ve YouTube sayfamızda paylaşılacak. Oralardan tekrar izleyebilirsiniz. Oradan tekrar bilgiler edinebilirsiniz. Yine aklınıza soru gelirse bunları yorumlarda belirterek bizlerden cevap alabilirsiniz. Evet.
Arkadaşlar canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın ve çevrenizdekilere de paylaşabilirsiniz. Onlar da bilgilensinler bu hani vermiş olduğumuz bilgilerden. Tamam. Bu kadar. Herkese teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.